Yani ligin gidişatı için tabii çok önemli bir puan bizim adımıza. Çünkü şöyle öyle başlamam gerekiyor herhalde. Geçen sezondan taşıdığımız ciddi bir kırılganlık var takımda. Henüz sert, kuvvetli takım pozisyonda değiliz. Bu atmosferde ligin henüz başı olmasına rağmen ilk haftayı, geçen senenin şampiyonun ilk haftayı mağlup kapadığı, şampiyonluğun diğer adaylarının da kazandığı bir haftada atmosferin çok yüksek olduğu bir yerden puanla çıkmak, işin kısa bir yorumunu yapmak gerekirse bizim adımıza son derece sevindirici oldu ve önümüzdeki haftalara katacağımız, yani özellikle o kırılganlığı önce kırılganlığı üzerimizden atmak, biraz morallenmek ve özgüven sağlamak için ciddi bir adım olacak. Bu bir gerçek. Bu maçın en büyük kazanımı bu. Buradan mağlup olmadan çıkmak. Maçla ilgili birkaç cümle söylemek gerekirse, özellikle ilk yarıdaki oyun olumsuz iki tarafıyla olumlu iki tarafını iç içe söylemek sanki daha doğru gibi gözüküyor. İlk yarıda bizim düşündüğümüzün de üstünde, özellikle rakibimiz topu çok iyi kullanmaya başladı. Fazla topun arkasında, yani 20. 25. dakikalardan sonrasını söylüyorum özellikle. Çok fazla topun arkasında kalmak ve koşmak. Basık hava, sıcak ve basık havada aşırı efor sarf etmemizi ve bağlantılardan, özellikle oyuncularımızın hem baskıdan hem de bağlantılardan uzağında kalmasına neden oldu. Biraz düşündüğümüzün ötesinde Galatasaray'ın kontrolüne geçti. Çok tehdit edici olduğu söylenemezdi ama daha fazla, en azından düşündüğümüz ofansif aksiyonlardan biraz uzak kaldık. Bu birinci olumsuzluktu ama bundan daha büyük olumsuzluk ikinci yarının ilk 15 dakikasında, gole kadar ki süreç demek lazım. Bu sürece çare bulamamamız bizim adımıza tabii düşünmemiz gereken ve onarmamız gereken şeylerden bir tanesiydi. Maçın iki tane sevindirici tarafı da benim adıma baktığım zaman takımla ilgili olarak bütün bir olanlardan sonra. Golden sonra özellikle hemen reaksiyon verebilmek, topun kontrolünü alıp hemen rakip sahaya yerleşebilmek iyiydi, doğruydu. Bunu 10 kişi kaldıktan sonra rakip zorlama ortalar, zorlama paslardan ziyade doğru vuruşu arayacağımız, doğru ortaya arayacağımız yere kadar sabırla götürebilmek ikinci kazanımdı takım adına. Panik yapmadan, telaş yapmadan yapabilmesi son derece büyük kazanımdı. Bunun sonucunda da gelen golde tabii hem bu davranışın aynı zamanda da tamamen maçın bir ödülü oldu bizim adımıza. Sarı kartlar etkili oldu ama daha fazla Erdoğan için, Dacı için atmosfer tabii ikinci Süper Lig maçı. Atmosfer tabii biraz etkiledi. Şeyini yakalayamadı, yani esas o baskıda yakalayamadı. Yakalayamayacak gibi gözüküyordu. Oydu. Ferhat'ınki tamamen durumla ilgili. Sarı karttan ziyade durumla ilgiliydi. Neyi hedefliyoruz? Ana hedefim bir önceki gidişimde olduğu gibi öncelikli olarak benzer demek, olduğu gibi demeyelim, benzer bir şekilde her birebir yapabilir miyiz, o başka bir şey ama takım kalitesini koruyup ligin orta üst grubu takımlarından bir tanesi öncelikli olarak olması, ama bir taraftan yaş ortalamasını düşürmek, bunu kademeli olarak yapmak, bir taraftan da bütçesini kulübün, takımın düşürebilmek. Artık bütün takımlar nihayet 10-12 yıldır yaşayarak, öğrenerek gördüğüm, nereye gideceğini söylemeye çalıştığım gibi duvara çarptılar. Mali anlamda büyük sıkıntılara da karşı karşıyalar. Ve bu mali durum sadece kendi içimizdeki duvara çarpma ve gelişememeyi, pek çok etki faktörü var ama ana faktörlerden bir tanesi bu, yarattığı gibi diğer taraftan da öykündüğümüz, hep söylediğim Avrupa takımlarından da yavaş yavaş, sadece futbol takımları değil, ülke futbol olarak da uzaklaşmaya da neden olacak bir durum gibi gözüküyor. Dolayısıyla ana amaçlarından bir tanesi takım yaş ortalamasını düşürebilmek, biraz daha bütçesini düşürebilmek, yani gelen parayla kullanılan para arasındaki o uyumu bir şekilde sağlayabilmek. Bununla beraber de ligde orta üst grup, kuvvetli takım görüntüsüne doğru sahip olması. Eğer bunları başarabilirsek ondan sonra bu lig, çünkü bundan sonrası için de eğer böyle giderse herkes için doğru planlama yapabilenler, sabırlı olabilenler, bugün işte son 10-15 dakikadaki oyunumuz gibi bir şekilde bir yerden sonra doğru davranışların sonu gelebiliyor, karşılığı gelebiliyor. Doğru planlama yapıp sabırlı olabilenler için çok şey vaat eden bir lige doğru gidiyor. Takımlar birbirine artık çok yakınlaşmaya başlıyor. Hem bir takım mali olanaksızlıklar, aynı zamanda yabancı sınırının sınırsız demeyelim ama 14 neredeyse sınırsız gibi, 11 tane yabancı oynatabileceğiniz bir durumda. Bilmiyorum, duygularımı ve düşüncelerimi anlatabildim mi?
Şu anda bununla ilgili hayır öyle değil dersem yanlış olur, doğru olmaz. Görünen bir gerçek bu. Ancak takım planlaması ve benzeri şeyleri oyuncularla ilgili tarafı hem bireysel hem de grup olarak davranışlarıyla ilgili bunu düşünürken benim tahminim şu. Yarın bir gün bunu test etme şansı da olacak. Bu tahmin sonuçta futbolda çünkü insan faktörü ve ancak %100 hiçbir şey yok. Tahminler yapabiliyoruz. Bu sene gol konusunda çok fazla sıkıntı çekmeyeceğiz. Çünkü Ömer Ali henüz daha %60, %70 ile oynuyor. Milosevic bizi en yakalaya, en kısa yoldan götüren oyunculardan bir tanesi. %60, %70 ile oynuyor. Bayiç henüz Riyad Bayiç intibak devresinde ve atabilen bir oyuncu. Atabildiğini biliyorum çünkü. Dolayısıyla şimdi Mia da geldi. Belki bir tane daha bir oyuncu alacağız. Ama var olan oyuncularla gitsek daha iyi. Ben bu sene şu an için durumun haklısınız. Yani inkar etmenin anlamı yok. Çok çocukça olur. Ama öbür taraftan da hiç tahmin etmiyorum. Öyle bir durumda karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Tam tersi bu sene ritmimizi bulduktan sonraki bir 6. 7. 8. haftaları bulacak. 2. milli maç arasını bulacak gibi gözüküyor. Ritmimizi bulduktan sonra sanki geçen senenin ortalamasının da üstüne çıkma ihtimalini benim baktığım tarafıyla içinde barındırıyor gibi gözüküyor.